Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebe yünü ile iki renkli tığ işinden güzel bir motif örneğinin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bebek battaniyesinde ve birçok alanda kullanabileceğiniz güzel fıstıklı bir örnek anlatımı yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan da beğeni yapmayı unutmayın. Beğenileri eksik etmeyin lütfen. Şöyle tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. İplerim kar topunun ipleri arkadaşlar. Bebe yünü dediğim gibi. Mor ve açık bir pudra tonlarında bir ip kullanacağım. Orta kısmı şöyle açık renkle yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kolay bir motif olacak arkadaşlar. Çok fazla bir zorluğu yok. Öncelikle fıstık yapacağız. Bir tane ilmek oluşturdum ve ilmeğimin üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine batıyorum. Ve burada kaydırma tekniği yapıyorum. Diğer ilmeğimi bu şekilde kaydırıyorum. Bir tane zincir çektim ve ilmeğimi uzatıyorum fıstık yapmak için. Bu boy yeterli olur. Şöyle tığımı bir defa doladım. Halkanın içerisine battım. 2 oldu. Tekrar batıyorum. 3, 4. Her seferinde tığımın başına alıyorum. 5. 5 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. Tek seferde kapattım. Üzerine bir tane zincir çektim ve ilmeğimi uzatıyorum. Büyüklüğü bu şekilde olacak arkadaşlar. Örümcek yapacağız. Şöyle tekrar geri ilmeğime batıyorum ve kilitledim. Örümceğimizin boyutu bu şekilde. Tekrar aynı örümcekten ikincisini yapıyorum. İki tane örümcek yaptık bu şekilde. Tığıma doladım ve tekrar halkanın içerisine batarak beşli bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 5 dolgulu fıstık yaptık. 2 seferde kapatacağım. Şöyle 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de tek seferde kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar örümcek yapıyorum. Birinci örümceğimi yaptım. Hemen üzerine ikinci örümcek yapıyorum. Bu örümcekleri yuva olarak kullanacağız arkadaşlar. Bir üst sırada diğer renge geçeceğim. Aynı şekilde fıstık yapacağım. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Dört ve şöyle beş. Kilitledim. Bir tane zincir çektim ve yine aynı uzunlukta iki tane örümcek yapıyorum üst üste. Dört tane fıstık yapacağız. Şimdi son fıstığımızı yapıyoruz. Yuvanın içerisine, halkanın içerisine. 1, 2, 3, 4 ve 5 dolgudan oluşturdum. İki seferde kapatıyorum. Bir zincir çektim ve son örümcekleri yapacağım. Daha sonra ipimi keseceğim. Diğer renge geçeceğiz. Şöyle bir ve iki tane örümcek yaptım. İlk baştaki fıstığın tepesine batıyorum. Ve buradan kaydırma tekniği yaptım. Bir zincir çekip zincirimi sıkıştırdıktan sonra ipimi burada kesiyorum. Şöyle şu içerideki kalan ipi de keselim. Hemen diğer rengi geçiyorum. Şöyle mor rengi aldım. Ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Şöyle fıstığın üzerinden başlayacağız. Herhangi bir fıstıktan başlayalım. Hemen buradaki fıstığın üzerinden arkadaşlar. Şu kısımdan batıyorum ve bir ilmek alıp bu yapmış olduğum ilmeğin içerisinden kaydırıyorum.
Şimdi burada örümceğimizin 3 tane katı var arkadaşlar. Şu iç tarafta kalan tek katı bırakacağız. Bu iki kat üzerine trabzan yapacağız. Hemen buraya bir tane batıyorum ve kaydırma tekniği yaptım. Buraya örümceğin içerisine geçiş yapmış olduk. Hemen buraya 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Örümceğe batarak trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri de bir trabzan sayıyorum. 3 oldu. 9 tane yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane örümcek yaptık. Baştaki zincirimizle birlikte 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığıma doladım. İkinci örümceğe geçiyorum. Şu içeride kalan tek katını bırakıyorum. Buradaki iki katlı, şöyle iki tane katı var. İpimizin altından geçerek burayı bir yuva olarak kullanıyorum ve buraya da 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buradaki fıstığın üzerine batıyorum. Hemen fıstığın üzerindeki ilmeğe batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Şöyle bir tane yaprak oluşturmuş olduk. Şimdi diğer örümceğin içerisine geçeyim. Şöyle bir zincir çektim. Bu kısmı göstereceğim sizlere. Şöyle bir yaprak oluşturmuş olduk arkadaşlar. Buradaki iplerimizden tek kat kalmış oldu. Şöyle ikincisini de yapalım. Daha sonra eklemesini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ben hazırladım motifimi. Bütün yaprakları tamamladığımızda görüntüsü bu şekilde oluyor. Buradan da birbirine ekledim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir tane ekleme göstereceğim. Diğerlerini hemen tamamlarız. 2-3 zincir çektim. Tekrar 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 2-3-4-5-6-7-8-9. 9 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Hemen buradaki diğer motiflerimi alıyorum. Buradaki uç kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi taktım tığıma. Buradan geçiriyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Burada 1-2 zincir çekiyorum ve 3 tane zincir çekmiş oldum. Bir sonraki yuvanın içerisine batarak tekrar 9 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eklemesi de bu şekilde olacak. Bir sonraki yaprakta şöyle hemen buradaki şu kısımdan çapraz olarak şu kısımdan batacağım arkadaşlar. Buradan birleştireceğim. Birleştirmesini de gösterdim. Şöyle vakit kaybetmeden ben hemen kamera arkasında bu kısmı tamamlıyorum ve bitmiş haliyle tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, motifleri tamamladım. Son hali bu şekilde oldu. İstediğiniz sayıda çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Son görünümü bu şekilde oldu. Şöyle ben 4 parça hazırladım devam etmediğim için. Bu şekilde görüntüsü oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu tarz örgülerden haberdar olmak için, videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktif ederseniz bundan sonra paylaştığım videolardan anında bildirim alarak haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Yeni örgü modellerinde tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.